İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü kaçırılan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Kasadar'ın cesedi Bayrampaşa'daki apartman dairesinde derin dondurucuda parçalanmış halde bulunduğu, polisin gözaltına aldığı şüpheli ailenin eski bir çalışanı olduğu öğrenildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü kaçırılan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi Bayrampaşa'da bir evde derin dondurucuda bulunduğu, polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına aldı. Ailenin eski bir çalışanı olduğu öğrenilen şüphelinin Perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı. Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Ameliyatı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gasp Büro Ameliyatı'nda sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın bulabilmek için ard arda baskınlar yapıldı. Bayrampaşa'da bir eve baskın ve ardından da yapılan aramadan Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu. Polis evde incelemede Muhammed Nuh Kasadar'ın kaçırıldıktan bir süre sonra öldürülecek derin dondurucuya konduğunu tespit etti. Ceset kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Gasp Büro Ameliyatı'nda sorgulanan şüphelinin ailenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Poliste yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler veren şüphelinin dengesiz hareketler sergilediği öğrenildi. Şüphelinin Perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bir mahalle sakini sabah 6.30'da polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış tek değil, parça parça çıkarıldı ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.